Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler bugün şöyle köye geldik. Gelirken de şöyle dolmalık biber aldım. Bunları dedim dondurucuya koyayım. Çok hoşuma gitti bunlar. Böyle köylülerden aldım. Dondurucuya koyacağım. Bunu şöyle keseceğim. Çekirdeğini çıkaracağım. Bu şekilde hazırlayacağım, temizleyeceğim. Ondan sonra güneşe koyacağım. Bir iki gün bu güneşte şöyle biraz suyu gitti mi, yumuşadı mı, ondan sonra dondurucuya koyacağım. Onun için şöyle hazırlıyorum. Sizlere de göstereyim dedim hem. Hatta şöyle bir iki yerinden ufak delersen altından böyle suyunu daha güzel çeker. Şöyle bıçakla hafif deliyorum. Pilav uzman daha güzel pişiyor. Bugün böyle kızımla, torunumla geldik. Onlar şu anda işleri var. Görünemiyor, gösteremiyoruz. Ben de boş oturmayayım dedim şöyle. Artık bahçede bir şeylerle uğraşamıyoruz. Su yok. Sadece kendi evde içeceğimizi, kullanacağımız suyu da getiriyoruz. Arabayla depoya dolduruyoruz. O yüzden artık köyde bahçe işlerimiz bitti. Bunu da gelirken almıştım. Artık hazırlayayım da buraya biraz güneşe koyarım. Giderken götürürüz. Birkaç günde, bir gün falan da uşakta durdururum. Şöyle bu biraz yumuşadı mı? Bunu şöyle sıkıştırıyorum, büküyorum, koyuyorum dolaba. Buzdolabı poşetine. Dondurucuya koyuyorum. Çok güzel oluyor kışın dolması. Bu biberler de çok hoşuma gitti. Böyle etli. Bakın şöyle çekirdeğini çıkarıyorum. Buradan birkaç yere de bıçakla açıyorum. İnşallah kışın bunları dolma yaparız. Sizlere de göstermeye çalışırım. Çok sıcak havalar arkadaşlar. Dışarıda yapacaktım aslında ben bunu. Ama çok sıcak olunca artık burada köy evimiz, içeride yapayım dedim. İçerisi de buz gibi serin, çok güzel. Ben şöyle bunları biraz devam edeyim. Sonra göstereyim size. Arkadaşlar sincapımız az önce orada fındık kırmıştık. Geldi bizim fındıkları yiyor bakın. Anneanne ona fındık vereyim mi? Birazdan şimdi bizi gördüm kaçar o. Çok tatlı. Değil mi Elif Sare? Evet. Elli de varmış. Anne güzel. Evet şimdi de ağaca çıktı. Arkadaşlar şöyle biberimi bakın. Hazırladım. Şöyle saplarını kestim. Yıkadım önce saplarını çıkardım, çekirdeğini çıkardım. Şöyle tepsiye koydum güneşe. Şöyle bugün burada birkaç gün güneşte duracak. Yumuşadığı zaman dondurucuya koyacağım. İşte size böyle göstereyim dedim. Burası bizim köy evinin garajın üstünde yerimiz var böyle. Şöyle oraya koydum tertemiz. Şöyle burası da böyle bahçemizden. İşte şimdi dolaba koyarken de size inşallah göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şöyle bakın. Biberimiz bayağı şöyle yumuşadı. Bu biraz daha dursun. Yarın da durdu mu artık ben bunu dondurucuya kaldırırım. Bayağı yumuşamış. Bunu şöyle
üst üste poşete diziyorum. O zaman daha az yer kaplıyor. Şöyle biberlerim bugünlük dursun, yarın da durdu mu kaldırırım ben. Şöyle arkadaşlar bakın, gün batımı. Sen de sinekleri mi yakalıyorsun? Şöyle akşamüstü oldu artık. Gün batımı çok güzel. Mısırlarımız bir taraftan oluyor. Oldu mu mısırlar? Evet. Oo. Çok güzel oldular. Anne ne var? Hangisi geldi? Ama iyi olmamışı geldi bak. Şöyle. Ne güzel çatlıyor. Annen sinek öldürdü. Dede şu sineği mi alsana? Oh oh. Şu tabağı vereyim ben. Şöyle tabağı koy. İşte böyle ocaklığın faydaları. İstediğin zaman mısırını, patlıcanını közlüyorsun burada. Şöyle bayağı da çok güzel olmuş. Nar gibi köz. Elif Sade, seviyor musun sen mısırı? Evet ama sineklerle oynamayı daha sen çok seviyorum. Sineklere taktın kafayı. Sineklerle oynamayı. Şöyle bahçemizden köye doğru bir bakalım. Köyümüzün görünüşü. O köpeği de siz besliyorsunuz. Evet. Burada da bak. Bir köpeğimiz var. Onu da çok seviyoruz. Geliyor gidiyor buraya. Bakın. Ama sen sinek mi avlıyorsun? Evet, sinek. Merhaba arkadaşlar diye hadi. Anneannemin merhaba kanalına arkadaşlar, hoş geldiniz de. Şöyle. Sinekleri kovala. Hadi kapıyı sen kapat. Bizi. Hadi kapıyı kapat. O köpek kaçmaz. Kaçmıyor, evet, orada yatıyor. Hı. Şöyle ağır ağır gidelim artık. Deden mısırları közlemiştir. Şöyle gidelim. Akşamüstü arkadaşlar hava serinledi. Çok güzel. Şöyle bakın, mısırlarımız artık kurudu. Bunlar sökülecek. Ama bakamıyoruz işte. Fazla gelemiyoruz. Evet, burada da incirlerimiz var. Şöyle bakın. İncirlerimiz de hala eriyor. Hatta içinden süt çıkıyor değil mi? Evet, sen kopar bakalım inciri. Bunu mu? Evet, kopar. Sütünü göstereyim. Hı, kopar da hadi sütünü göster. Dur, bakın anne, şöyle çok güzel incirlerimiz. Anne, hadi kopar bakalım. Istersin. Hadi kopar bakalım. Dibinden değil mi? Hı hı. Evet, hadi kopar. Evet, süt çıkıyor. Koparamadın herhalde. Evet, koparamadım. Tamam, neyse. Şöyle. Çok sevdim. İncirlerimiz bayağı güzel oldu. Bakın şöyle eğerdiler artık. Bunu gelip gidip koparıyoruz biz. Çıktı. Çıktı mı? Aferin, bakın. Sütü çok güzel. Şöyle. Artık hadi gidelim mısırlarımızı yiyelim. Mısırlarımız çok güzel oldu arkadaşlar. Elif Sare, güzel mi mısırın? Evet. Seviyor musun sen mısırı? Evet. Sana her zaman böyle közleyelim. Ama senin. Arkadaşlar işte bugün de mısırımızı közledik. Köyde şöyle güzel bir gün geçirdik. Arkadaşlar şöyle biberlerimi köyde temizlemiştim, sapını kesmiştim. Bakın birkaç gün, bir gün köyde durdu, bir iki gün de burada durdu. Bakın şöyle yumuşacık oldu. Getir bak da bir göster. Şöyle bunlar suyunu çekti, şöyle yumuşacık oldu. Artık ben bunları dondurucuya koyacağım. Şu şekilde şöyle. Şu şekilde.
Bakın fazla yer kaplamıyor. Hem de don vurmuş gibi olmuyor. Şöyle ben bunları artık dondurucuya kaldıracağım. Bakın şöyle. Çok az bir yer kaplıyor. Hem kışın da böyle oldu mu güzel oluyor. Ne kadar gelirse işte. Şöyle bir tarafını getirdim mi daha az yer kaplıyor. Üçer üçer şöyle koyuyorum. Şöyle. Bunları güzelce sıkıştırıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Bakın. Şöyle bir de bastırdığım zaman hem daha az yer kaplıyor hem de içinden havası çıkmış oluyor. Bir yemeklik biber bakın şöyle azıcık bir yer kaplıyor. Aynı şekilde bunları da bu 2 kilo biberdi. Hatta 2 kilodan biraz daha fazlaydı. Yani 2-3 kere yemek yapılabilir bununla. Artık onu kışın kalabalık olursak ona göre de ayarlarım. Kalabalık olursak 2 poşet çıkarabilirim. Az olursak tek poşet. İşte şöyle. Bunları da şu şekilde koyayım. İşte arkadaşlar siz de belki deneyip yapmak istersiniz. Ben böyle yapıyorum. Beğenirseniz siz de yapabilirsiniz. Daha gelecek herhalde. Bu da yeter. Çok fazla koymayayım. Belki yaprak sarmasının yanında falan da olur. O yüzden az koyayım. Ha, şu şekilde arkadaşlar. İşte 3 poşet oldu. Bir poşet de şu gelecek. Artık ben sizi daha fazla sıkmayayım. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.